İple bağlasanız birisini, bir kendinize. O bir gün sizi bırakır gider. Çeker gider o. İlk ipini bıraktığınız anda çekip gidecektir. Ama bir şeye veya siz birisine zorla bağlansanız, çeker gidersiniz bir gün. Ama sevgiyle bağlanan hiçbir yere gitmez. Namazı severseniz, ne namaz sizden ayrılır, sizde de namazdan ayrılmazsınız. En güzel bağ, sevgiyle kurulan bağdır. Namaz esnasında etraftan ilişkiyi kesmenin yolları nelerdir? Buna huşu derler ya, bir ibadet ederken bir kimsenin huşu içerisinde davranması. Huşu, etrafındaki bütün her şeyle ilişkiyi kesip yaptığın işle hemhal olmak. Kur'an-ı Kerim okurken huşu ile okumak, etrafla ilişkini kesmek, dinlerken huşu ile dinlemek, etrafla ilişkiyi kesmek, namazı kılarken huşu ile kılmak, etrafla ilişkiyi kesmek, bunun gibi. Dinimizde tesettürün anlam ve önemi nedir? Cenab-ı Hak farz kılmış. Din bu noktada aklın işi değildir. Allah örtünün demiş, örtünürüz. Soyunun deseydi soyunurduk. Buradan yürüyün demiş, oradan yürüyeceğiz. Din böyle bir şeydir. Bazen hani televizyonda konuşmacılar derler ya işte İslam akıl dini. İslam akıllıların dini, akıl dini değil. İslam akıllıların dini. Aklı olanların dini. İslam akıl dini değil. Akıllı olanlar akıllarına uymayan şeylere de tabi oluyorlar çünkü. Aklıyla tabi oluyor. Biz görmediğimize iman ediyoruz. Kadere iman ettik. Kaderin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama iman ediyoruz ona. Burada iman etmek aklımızın işi. O yüzden İslam akıllıların dini. Akıllı. Akıl dini değil, akıllıların dini. Bu noktada bir kimse aklı varsa iman etmiş oluyor. Yaptığımız günahlardan vicdan azabı duyunca tövbe etmek yeterli midir? Tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Yani normalde işte tesettürü de bu açıdan bakın. Aklı olan iman ediyor ve o akıl onu farklı bir noktaya götürüyor. İmanı. Aklıyla gidiyor ama. Bakacak olursanız bu noktada işte kurban kesiyoruz. Kurban kesmek bir hayvanı boğazlamak. İbadet. Bir hayvanı boğazlamak ibadet noktasında olur mu? İbadet noktasında. Düşündüğümüzde akılla alakası var mı bunun? Yok. Namaz kılıyoruz. Namaz emredilmiş. Akılla alakası ne var bunun? Bütün imanla, inançla, dinle alakalı hükümler aklı yenmek içindir. Akıllının aklını yener. Peygamberlerin mucizeleri akıllıyım diyenlerin aklını yenmek içindir. Aklın kabul etmediği olağanüstü haller yaşanır. İman da bunun gibi. Kapalılık hakkında genel bir bilgi alabilir miyim? Günümüzde kapalı sayısı çok ama hepsi farklı tarzlarda. Renkli giyinmek kapalıyken sakıncalı mı, dikkat çektiği için sakıncası var mı yani? Bütün dinlerde tesettür vardır. İsevilerde de, Musevilerde de. Örtünmek de Müslümanlara has bir ibadet değildir. Namaz geçmiş ümmetlere emredilmiş, bize de emredilmiş. Oruç geçmiş ümmetlere emredilmiş, bize de emredilmiş. Bunun gibi örtünmek de geçmiş ümmetlere emredilmiş, bize de emredilmiş.
O noktada bir kadının örtülmesi, yüzü, elleri, ayakları hariç vücudu görünmeyecek, içi görünmeyecek yani. Bir de vücut hatları belli olmayacak. Renkli, tarzlı, tavırlı, herkesin şekline, kendine göre, kafasına göre. Bunu kategorileştirmek caiz değil. Örtülmeyi renge bağlamak, örtülmeyi şekle bağlamak, o şekil noktasında örtülmeyi algılamak, bu dinin kendi özüne dair. Dört mezhep yok, bir sürü mezhep var, dört tane mezhep ayakta kalmış. Diyebilir miyiz ki dinde bir tane mezhep kalacak? Hayır. Bir beşinci mezhep de şu anda çıkabilir mi? Evet. Bir mezhep kurulabilir mi şu anda? Evet. Otursa Diyanet Teşkilatı veyahut da işte bütün ilahiyatçılar, hadisçiler, fıkıhçılar ortak bir metinde anlaşsalar Türkiye'de ve bu metin Kur'an ve sünnete uygun olmuş olsa bu da bir mezhep olur. Ve bunu uygulayan insanlar olsa. Ben isterim ki mesela örnek Türkiye'de dinin daha iyi yaşanabilmesi için Diyanet İşleri Teşkilatı, medreselerin alimleri, bu noktada işte ilahiyatçıların konularıyla alakalı ilim adamları, ehli tasavvufun içinden bu noktada zahiri bilgisi olan şeyh efendiler toplanıp bir konsensüs oluşturup Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli ulemasının fetvalarını da içtihatlarını da ortaya koyup Türkiye'de ortak bir metnin üzerinde anlaşabilirler. Bu mümkün. Hem de insanların dini anlaması ve yaşaması açısından orijinal bir şey olur. Harika olur. Al size beşinci mezhep. O yüzden tesettürü bir yere bağlamak, dini bir noktaya bağlamak biraz güç. Okuldayken illaki erkeklerle de arkadaşlık kuruyoruz. Erkeklerle arkadaşlık kurmak günah mı? Bu noktada arkadaşlık eğer okul noktasında kalemi ver, silgiyi verse eyvallah. Bu insani fıtri bir şey. Bakın fıtri mi? Söz konusu buysa tamam, bunda bir sıkıntı yok. Ama bir türlü işin içerisine gönül ilişkileri de giriyorsa sıkıntı var, problem var. Burnumdan rahatsızlığım var. Normal ameliyat olursa burnum büyüyecek. Estetik olmak günah mı? Kimisi küçültmeye çalışıyor, kimisi büyütmeye demek. Eğer normalinden, yani bir kimsenin vücut ölçülerine göre burnunun büyüklüğü veya küçüklüğü söz konusu ise o fıtri bir şekilde. Çok büyük bir burunsa küçültmek, çok küçücük, minnacık bir burunsa da büyütmek estetiğe girmez, caiz olur. Erkeklerle arkadaşlık kurmak günah mıdır? Yani yoldan geçerken bir erkekle normalde selamlaşmak, hemen merhaba nasılsın, iyisin demek bizim var mı kültürümüzde? Yok. Avrupa'nın da yok. Buradaki arkadaşlıktan kasıt benim anladığım böyle yoldan geçerken merhaba demekse bunda bir beis yok. Ama yok bundan daha ilerisi ise sıkıntı var o zaman. Dikkat tanımlarında okunacak dua ders çalışırken arkadaşlarla, erkeklerle arkadaşlık edersen dikkatin dağılır. Orada kalmaz çünkü. Başlarsın düşünmeye. Ne yapıyor acaba ki? Dersine baksana sen. Yok. Ya şuradan geçiyor mudur acaba ya? Bir de şey, daha da yaşı küçükse benim düşündüğümü düşünüyor mu ki? Ne kadar safi değil mi? Ben şimdi defterime bir şey yazacağım. Hadi sen de yaz. Yarın birbirimizi okuyalım. İş bulmak için okunacak dua. Bulsam ben de işsizim, emekli olduğumdan beri. Tasavvufun köklerinin Hint menşeili olduğu doğru mudur? Eğer doğruysa içerik ve biçim olarak ne derecede İslami tasavvufta etki etmiştir? Hayır, Hint menşeili olduğunu söylüyorlarsa yakın o zaman. Yani Musevilerde de tarikat var, İsevilerde de tarikat var, İbrahimilerde de tarikat var.
tarihi atın olmadı, bir inanç sistemi yok zaten. Budistler de dahil, Hindular da dahil buna. Dünya var olduğundan, insanlık var olduğundan beri tarikat düşüncesi var, sufilik var. Günümüzde bozulan toplum düşünce, düşünülecek olursa, tasavvuf ahlakı tam anlamıyla nasıl yaşanmalı? Tasavvuf her şeyden önce edebi içerir. Edep etmek, kendi hakkından dahi fedakarlık etmektir. Sufi ahlakı, kendince kendi hakkından fedakarlık etme ahlakıdır. Ama ne yazık ki bu sufi ahlakı ortadan kalktığı için hızla bozulma var. Önceden mahallelerde, etrafta, orada burada, her yerde böyle sufi insanlar olurdu. Büyükler olurdu, dedeler, nineler olurdu. Bunlar vardı. E tabi bunlar işlevlerini yitirdi. İşlevlerini bunlar Cumhuriyet öncesi yitirince Atatürk'te işlevi kalmayan bu dergahları, bu tarikatları bir çırpıda kapatıverdi. Böylece toplumda büyük bir boşluk söz konusu oldu. O boşluktan dolayı edep tam olarak oturmuyor. Muhyiddin İbn Arabi ile İbn Teymiye arasındaki görüş farkları nelerdir? İbn Teymiye'nin İslam'a uygun düşmeyen görüşleri varsa nelerdir? İbn Teymiye bozuk tasavvufa, bozuk tarikat düşüncesine karşı çıkmıştır. İbn Teymiye'nin gelmiş olduğu yol Hanbeli mezhebidir. Hanbeli mezhebi İmam Hanbeli Hazretleri Şeyban-ı Rahi Hazretlerine bağlıdır. Sufidir yani. İbn Teymiye'nin etrafında bir kısım sufi topluluklar vardır. Bu sufi topluluklar Kur'an ve sünnetin özüne aykırı davrananlar vardır. İbn Teymiye bunlara karşıdır. Sonradan İbn Teymiye'nin kitaplarını okuyan bir kısım kimseler Arabi'nin eserlerindeki Arabi'nin sözlerini anlayamadıklarından onları da küfürle itham etmişlerdir. İbn Teymiye zamanının iyi alimlerinden birisidir. Sonradan gelen Teymiyeciler, sonradan İbn Teymiye'den sonradan etkilenerekten Vahabiliği kuranlar bu noktada İbn Teymiye'yi istismar ediyorlar. İbn Teymiye ile Teymiyecileri ayırın. Hazreti Mevlana ile Mevlevileri ayırın. Bir kısım Mevlevileri. Abdülkadir Geylani Hazretleri ile Kadirlerin bir kısmını ayırın. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile bir kısım Nurcuları birbirinden ayırın. Bu gayet normal bir şey. Bir kimse doğruyu söyler, arkasından gelenler o doğruyu istismar edebilirler. İbn Teymiye'nin de kalkıp da tasavvufa karşı herhangi bir sözü yok. Ama tasavvuf, ehli tasavvufum değil. Kur'an ve sünnetin dışında hal ve tavırlar sergileyenlere karşı sözü. Buna bizim de sözümüz var. Bunda bizim sözümüz yok değil ki. Biz de bunlardan şikayetçiyiz. Din adı altında para toplama örgütleri, din adı altında ne bileyim işte kendilerince her türlü melaneti işleyen insanlar var. Dinin bunda suçu ne ki? Ben şimdi kapının önünde geleceğim size diyeceğim ki pamuk eller cebe ne olacak? Bir arkadaşımız var, bu hizmetler boşuna olmaz. Pamuk eller cebe diyeceğim. Bu yaşanan mı? O yüzden İbn Teymiye ile Muhyiddin Arabi'yi dövüştürmeye çalışıyorlar. Dövüştürmeyin. İkisi de farklı alanların insanı. Birisi tasavvuf alanının kutbu, birisi de zahiri ilmin kutbu. Neden dövüştürmeye çalışır toplum bunları bilmem. İkisi de ayrı bir değer. Değerleri dövüştürmeyelim. İkisinden de faydalanalım. İkisi de hak. İkisinin de eksiklikleri ve yanlışlıkları vardır. İkisinin de hataları vardır.
Otursunlar alimler, onların hatalarını risalelerle cevap yazsınlar. Gayet normal. Değişmeyen tek gerçek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Tek doğru kitap odur. Buna en yakın doğru sünnet-i Resulullah'tır, hadis-i şeriflerdir. Geri kalan bütün hepsinin içerisinde eksiklik, yanlışlık vardır, isabetsizlik vardır. Ama bunu demek değildir ki insanlar bunların üzerinde fikir yürütmeyecekler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu noktada bu yolu açmış, bir konuda iştihadında isabetli olan en sevap, 10 sevap alır, iştihadında isabet ettiremeyen 1 sevap alır demiş. Allah rızası için alimler otururlar, yazarlar. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin risalelerinde 23-24 yerde hatasını tespit eden bir kimse risale yazdı Türkiye'de. Herkes ayağa kalktı. Ya ne ayağa kalkıyorsun? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kutsanmış, kutsal, dokunulmaz bir kimse. Hazreti Mevlana'nın mesnevisinin içerisinde de eksik noksan yerler vardır. Hazreti Mevlana dokunulmaz, kutsal bir insan. Herkes de İmam-ı Azam Hazretleri iştihad etmiş. Talebesi İmam Muhammed, İmam Yusuf iştihadına katılmamış. Farklı iştihad etmişler. İmam-ı Azam ayağa kalkıp feryat etmemiş. Siz nasıl benden farklı iştihad edersiniz diye. Demişler ki katılmıyoruz bu iştihadına. Böyle böyle de olabilir. Harika. Yol bu. Ama bizde sapkınca, bağnazca böyle bir saplantı var. Hazreti Mevlana hiç hata yapmaz demem benim ne kadar yanlışsa, İbn-i Teymiye de hiç hata yapmaz demek o kadar yanlış. Muhyiddin Arabi de bu kadar yanlış yapmaz demek o kadar yanlış. Herkesin hatası kusuru var. Herkesin iştihat hatası da olabilir. Anlama hatası da olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörlerinin Ahmet Baydar Hoca Mevlana'nın sufileri ve birkaç tarikatın sapıtmış olduklarını açıkladı. Sebebinin Allah'ın mağfiretini kabul ettiğini, gazabını kabul etmediğini bu konuda ne düşünüyorsun? Hiçbir sufi Allah'ın gazabını kabul etmez diye bir şey demez. Benim bildiğim bu. Hazreti Mevlana da Allah'ın gazabını kabul eder. İbn-i Teymiye'nin günümüzdeki takipçiler hakkında görüşlerinizi lütfeder misiniz? Günümüzdeki takipçilerini tanımıyorum ki. Kredi kartı kullanımı ile ilgili görüşünüz nedir? Kullanmıyorum bir. Kullananları da bundan uzaklaşmaya davet ediyorum. 2. Ay sonunda harcama yapılan tutarı tam olarak ödeyerek, faize girmeyerek kullanmakta mahsur var mıdır? Kıymetli kardeşler, Türkiye İslam hukuku ile hukuklanmış bir devlet değil, bunların dinen bir herhangi bir mahsuru olmaz. Darül harp hukukuna göre, bir malın peşin satışı ile taksitle satış arasında fark faiz midir? Bir malda iki fiyat satışıyla satış yapmak faizdir. Bu mal 1 lira, vadeli alırsan 10 lira, daha alışveriş olmadı. Bir kimse dedi ki, bu malı peşin para 1 liraya aldım, ben de sattım, alışveriş bitti. Bir kimse bunu vadeli 10 liraya sattım, o da aldım dedi, alışveriş bitti. Bakın bunlar tek fiyat, tek vade. Tek fiyat, tek vade. Faiz olmaz. Tarikatların birbirlerini kötülemesi neden yol aynı iken, düşünceler neden farklı? Benden böyle bir şey duyduysanız Allah beni affetsin. Yok, benden böyle bir şey duyduysanız diyorum, Allah beni affetsin. Kendi eksikliğim olarak görürüm bunu. Öbür türlü Allah muhafaza eylesin. Tarikatların birbirlerine laf söylemeleri kadar cahilhane bir şey olmaz. Kur'an, sünnet, imamların iştihadı dairesinde din anlatılır. Din anlatıyorsa bir kimse bunu anlatır. Sufi içinde, sufi öğretisi bu Kur'an, sünnet, imamların iştihadı dairesinde süzülüp gelen öğretidir. Sufi öğretisi dinin dışında, dinin üstünde değildir.
dinin özünü anlatmaya çalışırlar. Bir tarikat ehli, başka bir tarikat ehlinin tarikat ismi vererek de şu kadirler şöyleler diyorsa cahilliğindendir o. Ölçü konuşulur, isim konuşulmaz. Ölçü. Ölçü Kur'an, sünnet ve imamların içtihadıdır. Ölçü tasavvufun kendi içerisindeki zenginliğidir. Bu anlatılır, bu söylenir. O yüzden bunların arasında böyle birbirlerini dövüştürmek, birbirlerini kavga ettirmek cahillerin işidir. Çeşitli tarikatlar var ve bazıları birbirini kötülüyor. Bunun sebebi nedir? İkinci soru Süleyman Şah'ın türbesinin. Süleyman Şah'ın türbesinin ne bu? Burada kalmış. Tarikatların birbirlerini kötülemeleriyle alakalı konuştuk. Süleyman Şah'ın türbesi, Osmanlılar, Osmanlı'nın kayı boyu kendisinin devlet olma noktasında kendisini Süleyman Şah'a bağlar. Şimdi bu biraz tarihle alakalı olacak ama hakkınızı helal edin. Türklerde bir kimsenin padişah veya şah veya sultan olabilmesi için o kimsenin bir şah soyundan gelmesi gerekir. Kaan soyundan gelmesi gerekir. Eğer soyu Kaan'a, Hakan'a, Şah'a gitmiyorsa ondan Türklerin başına Kaan, Han, Şah, Padişah olmaz. Türklerde bu genel kaidedir. Ancak Hakanoğlu, Hakanoğlu, Hakan olur. Eğer Türklerde soy olarak Hakan'a bağlanmıyorsa soyu, çok affedersiniz, o soysuzdur. O Hakanlık yapamaz kavmine. Bu Türklerin Orta Asya'dan kalma geleneğidir. Orta Asya'dan kalma gelenek padişahlık kaldırılınca bozulmuştur. Ondan sonra da ortalığı soysuzlar almıştır. Türkler Orta Asya'dan itibaren Hakanoğlu Hakan'dır. Ve Hakanlar kendilerini atfederlerken, kendilerini tanıtırlarken öyle tanıtırlar. Ben işte filanca Hakan'ın oğlu, filancanın, filancanın oğlu, filancanın, 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 filancasıyım. Soyu hep Hakan'dır. Mesela Osmanlı, Fatih Sultan Mehmet Han soyunu açıklarken ben Süleyman Şah oğlu. Süleyman oradan başlarlar. Süleyman Şah da kendisi anlatırken han babasının hangi Hakan olduğunu söyler. O yüzden Osmanlı için Süleyman Şah türbesi ve Süleyman Şah önemlidir. Der ki Osmanlı, bizim ceddimiz odur der. Hakan ceddinden gelmekteyiz der. Ve Ertuğrul Gazi der ki, ben Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Han ve Ertuğrul Gazi. Osman Bey der ki, ben Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Gazi oğlu Osman. Tanımlarken kendilerini böyle tanımlarlar. O yüzden Süleyman Şah türbesi Osmanlı için önemlidir. Osmanlı için önemli türbe, tabii bu cumhuriyet kurulurken hiç kimse cumhuriyette bu Süleyman Şah türbesini filan düşünmüyorlar. Fransızlar düşünüyor. Neden? Osmanlı'yı ütçekler, yutacaklar ya, diyorlar ki, bakın biz bu sınırları böyle koyuyoruz ama sizin devlet geleneğinizi de tanıyoruz. Alın size bir paye, Süleyman Şah'ın türbesinin olduğu yer sizin olsun. Biz de kabul ediyoruz.
yeni hizyat. Bizim vatanımız en son şehit kanı döktüğümüz yerden çevrilidir diyemiyoruz. Türklerdeki vatan düşüncesi şudur, Türklerdeki. Nerede kanı döküldü, nerede bir, çok affedersiniz, ölüsü varsa vatan orada başlar. Sınır orasıdır. Yani sizin sınırınız Viyana kapılarıdır. Siz ne zaman Viyana kapılarında bayrağını dalgalandırdınız, vatanınıza sahip çıktınız. Vatanınız şu anda Edirne'de başlayıp Kars'ta bitmiyor. Böyle bir düşünceye tabi olmayın. O zaman için lazımdı, öyle geçti. Şimdi kafanızı öyle basmasın. O yüzden Süleyman Şah Türbesi önemli. Şeyde ne o? Hükümet de inisiyatif aldı. Türbeyi taşıdı bir daha. Bir daha taşıdı, işte geçici olarak taşıyoruz diyorlar. İşte yine ne o? Suriye sınırlarının içerisinde taşıdı. Doğru muydu hocam? Efendim? Doğru muydu taşıması? Bir veçeden bakılırsa doğru. Şöyle bir veçeden bakılırsa. Dini açıdan değil, yani siyasi açıdan, dünya politik açıdan bakarsan. Ben siyasi açıdan söylüyorum, dini açıdan değil zaten. Dini açıdan ölen bir kimse ölmüştür, mezarının fazla bir hükmü yoktur. Bunların hepsi de siyasi birer argümandır. Birer rütiyerdir bu. Siyasi rütiyerdir. Normalde taşınmasını ben doğru görüyorum. Çünkü Türkiye'nin yeniden savaşa girmesinin yakın dönemde uygun görmüyorum. Bu noktadan doğru görüyorum. Türkiye'nin ne zaman kendi tankını, kendi uçağını, kendi uçak gemisini yaptı, o zaman savaşmayı göze almalı. Biz zaten yaralı kuş gibiyiz. 30 yıldan beri bir savaş veriyoruz. Böyle bir bizi kardeş kardeşe amansız bir savaşa sürüklediler bizi. 30 yıldan beri o amansız savaşta nice şehitler verdik. Gücümüzü yitirdik. Türkiye'nin hızla güçlenip, hızla ekonomisini büyütüp, askeri silah sanayisini hızla kurup, siyasetini hızla kuvvetlendirip, ondan sonra etrafa abilik yapması, tabiri caizse eski bıraktığı vatan topraklarını geri alması gerektiğine inanıyorum. Bu sadece savaşa girmemek için alınan bir önlem ise, bunu kabul ediyorum. Peki kim gidecek hocam savaşa biz? Orta Doğu kazanan, kaynayan bir kazan. Orta Doğu'da savaştığınız kimselerin yüzleri sizi aldatabilir. Artık dünya üzerinde savaş argümanları değişti. Artık Haçlılar oturup da kendi askerleriyle sizinle savaşmıyorlar. Sizin içinizden satılmış paralı askerler buluyorlar. Satılmış paralı askerlerle sizi kendi kendinize savaştırıyorlar. Ve siz kendi bu savaşların da adına din koyuyorlar. IŞİD'i bugün biz İslam olarak görebilir miyiz? Göremeyiz. IŞİD kimle savaşıyor Orta Doğu'da? Müslümanlarla savaşıyor. Ve kime cihat yapıyor? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenlere. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir kimseyi öldürmek küfür. Küfür. Ama öldürüyor. Ne adını öldürüyor? Din adını öldürüyor. En güzel istismar edebileceğiniz şey din adını öldürmektir. Anadolu'da Baba Resul, Baba İshak isyanları çıkar. Nereden çıkar? Din adına çıkar. Kendisini peygamber ilan eder. Baba Resul. Müritleri de derler ki o ölmedi. Yeniden yeryüzüne inecek, tecelli edecek öldürüldükten sonra. Yakarlar, yıkarlar, köyleri talan ederler. Din adına aldatırsınız siz alacakları, aldatacak olduğunuzu. Dinle aldatırsınız, Allah'la aldatırsınız. Allah'la aldatırsınız. Bütün aldatmaların
temelinde Allah'la aldanmak vardır, aldatmak vardır. O yüzden savaştırırlar sizi. Karşınıza bir bitmeyecek bir savaşı sizi sokarlar. Harbe savaşırsınız siz. Ne bir adım ileri gidebilirsiniz, ne bir adım geri. Ben o yüzden Türkiye'nin sınırlarının dışında bir savaşa girmesine karşıyım. Müdahalede bulunurlarsa müdahaleye cevap vermelerini, evet hakları, hakları. Ama oturduğu yerde kalkıp da Süleyman Şah türbesi için Suriye'de ne zaman biteceği, nereye kadar gömüleceği insanın belirsiz olan bir savaşa girmesini istemem. Vatandaş olarak düşünce. Mürşit ve şeyh ne demektir? İki kişinin arasında fark var mı? Varsa neler? Mürşit öğreten demektir. Öğretmen demektir. Şeyh bir şeyde yaşlanmış, ihtiyarlamış bir ifane demektir. Mürşid için yaşlanmış, işte ihtiyarlamış vasfı, sınıfı, sıfatı aranmaz. Şeyh de aranır. O yüzden şeyh denilince yaşlanmış, bir ifane olmuş bir kimse. Mürşid denilince o da öğretici, eğitici bir kimse. Mürşidlik nasıl verilir? Bu uzun bir mesele. İnsanlar kendi kendilerine ben mürşidim derlerse onlardan uzak dur. Bir kimse bu noktada Allah rızası için etrafındaki insanlara Kur'an sünnet noktasında doğru şeyler söylüyorsa herkes mürşittir. Kişi tutamadı, orucu tutamayıp da öldüğü zaman orucun fidyesi verilmedi takdirde ölen kişinin hali ne olur? Vallahi oraya gidip bir gelmek lazım. Halini, ne olduğunu görmek için. Allah affetmezse muhakkak ki azabı var. Bir kişi haksız olduğu zaman bir başka kişi zan altında bırakılırsa hali nice olur? Haksızlıklar karşısında susmak dilsiz şeytan gibidir. O yüzden bir kimse haksız olduysa, onun bir kimse haksız noktaya getirdiyse, haksız bir şekilde bunu açıklaması lazım. Kılmadığımız bir vakit namaz için 80 bin sene mi yanıyoruz? Böyle söylüyorlardı, bununla alakalı bir hadis okumadım ben. Yusuf hocam sen okudun mu böyle bir şey? O da okumamış ya. Böyle söylüyorlardı, bir vakit namaz için 80 yıl yanılacak diye. Ben bunu böyle bir namazla alakalı hadislerde hatırlamıyorum böyle bir hadis okuduğumu. Ama toplumun içerisinde böyle bir inanış var. Bu inanış namazlara ehemmiyet açısından doğru ama namaz kılmayan açısından da ürkütücü bir şey böyle yani korkutucu bir şey, biraz sıkıntılı. Kadınların sürme çekmesi caiz midir? Evet. Kadınlar evlerinde erkeklerine karşı süslenebildikleri yere kadar süslensinler, bu şart her. İbadet hükmünde. Bir kadının eşine süslenmesi ibadet, nafile ibadet işlemiş gibi olur. Bunun şimdi tersi var. Bizim kadınlarımız eşlerine değil, dışarı çıkarken süsleniyorlar. Yani erkek bir işte triko alıyor, kazak alıyor, bir etek alıyor, kadın onu ilk önce dışarı giderken giyiyor. Mübarek kadın evde adama giyinse mi? Paçasının bir tarafında çamaşır suyu lekesi, kazağının bir tarafı sökük, bir tarafı düşük. Kazanın bir tarafında yine çamaşır suyu lekesi, temizlik yaparken düşmüş ya leke ona. Orada leke, onu evin içinde giyiyor yani. Palas pandalar. Adam geliyor eve, selamünaleyküm, aleykümselam. Çamaşır suyu lekesi bir kadın. Ve çamaşır suyu kokulu. O kadın iki saat sonra gezmeye gidiyoruz de, bir bakıyorum, ah floresan lambası gibi olmuş. Ya iki saat önce bu adam süslenilmeye değmez miydi?
sokaktaki adamlar daha mı kıymetsiz? Daha mı kıymetli bundan? Nereye gidiyorlar? Abime gidiyoruz. Ha, abin daha kıymetli benden. Evliler, öyle değil misiniz? Olmayanlar müstesna. Kimisi kafasını sallıyor, kimi içinden diyor ki ben öyle değilim. Kocasına sormak lazım. Allah bizi affetsin. O yüzden kadınların sürme değil, her türlü süslenmeyi evlerinde kocalarına yapmaları şarttır. Sana kötü davransa bile anneye asi davranırsak direkt cehenneme mi gideriz? Endireği yok zaten. Anne babaya öftemeyiniz. Ayet-i Kerime. Günlük hayatımızda neler, günlük hayatınızda neler yapıyorsunuz? Yani kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Vallahi ben günlük hayatımı şimdi nasıl anlatayım size? Sohbetin yarısını alır ya. Her gün gitmek zorunda olduğumuz kötü bir ortamın etkisinde kalmamak için ne yapabiliriz? Misal küfreden insanların arasında kalmak. Allah'ı zikrede zikrede yürü. Hiç orada olmazsın, zikirde hemhal. Dünkü sohbetinizde Allah ile konuşmaktan söz ettiniz ama bizim bildiğimiz ibadetsel boyutun dışında aşık, muaşık olur dediniz. Bu nasıl bir durum haldir? Bu vahiy olmaz mı? Bunun vahiy ile ilişkisi veya farkı nedir? Dinde kaldı cancağızım. Dinse ne söylediysem söyledim, bilmiyorum. Kur'an'da rejim cezası var mıdır? Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zina eden kadınla zina eden erkeğin evlenebileceğini ilişkin hadisi rejimin olmadığına işaret olmaz mı? Hayır. Zinacıları zinacılarla evlendiriniz farklı bir şey. Zina eden bekar bir kadın ile zina eden bekar bir adam öldürülmez. Dini hukuk onlara yüz değnek vurur. Eğer itiraf ederlerse veyahut da dört tane erkek zina fiilini ilişkiyi tam olarak görmesi lazım. O yüzden İslam tarihinde zinadan dolayı şahitli olarak rejmedilen hiç kimse yoktur. 1400 yıl boyunca tarihi kayıtlara geçen 10'un üzerinde filandır, 11-12'dir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında 6-7 tane var. Onlar da iki tanesi Osmanlı'nın son dönemine İstanbul'da onlar da rejim edilen iki tane kadın var. Onlar da Fransız. Siyasi. Geri kalan 3-4 tane ne var? Onlar da kendileri itiraf ediyorlar. İslam'da zina suçundan dolayı rejim etmek ancak İtirafa bağlı. Yapamazsınız. Neden? Yani hiçbir kimse öldürüleceği için kolay kolay ben zina ettim demez. O yüzden o kimseye sorsanız mesela, bir kadın dese ki ben zina ettim, kimle? X kimseye. İslam X kimseye soruyor, bu kadının böyle bir itiraf var, ne diyorsun? O kimse ben yapmadım diyor, ona yapılacak hiçbir şey yok. Kadına bakıyorlar, akli dengesi yerinde mi diye. Bir daha araştırma var. Sülalesinde bunun akli dengesinde bozukluk olan var mı? Kafaları gelip giden bir sülale. Evet. Kafaları gelip gittiğine dair birisi dese ki bu sülalenin akli dengesi yerinde değil. Bunun nenesi de böyleydi, kafası gelir giderdi. Olmayan bir şey varmış gibi görür deseler İslam onu rejim ediyor. Tabi şimdi insanlar evlenirlerken sülaleleri böyle araştırmıyorlar da. Aslında evlenirken sülalelerin böyle araştırılması lazım. Alacak olduğu, evlenecek olduğu erkeğin veya kadının sülalesini araştırıp
Sülalede bir hastalık var mı? Sülalede psikolojik bir bozukluk var mı? Bunlar da bakmaları gerekiyor. O yüzden rejimle alakalı evli kadınlara uygulanıyor. Evli bir kadın derse ki ben zina ettim, ona uygulanıyor. Salat nedir? Namazdır. Hakkı Yılmaz isminde bir hoca salatın destek olma anlamına geldiğini ifade etti. Salat ve namaz arasındaki fark nedir? Salat namazdır, namaz. Namazı ortadan kaldırmaya çalışan uyduruk insanlar var. Kapitalist sistemin hoşuna gitmiyor. Müslümanların 5 vakit camiye gitmesi Deccal sisteminin hoşuna gitmiyor. Çünkü fabrikada namaz kılan bir adam var. Bu ekonomiye zarar olarak görülüyor. Devlet dairelerinde namaz kılan insanlar var. Bu noktada mesaiyi zarar gördüğüne inanıyorlar. Ve namaz kıldıkça insanlar manevileşiyorlar. Dini unutmuyorlar. Dindarlığını unutmuyorlar. Namaz bu noktada çok büyük etki. Şimdi dini yeniden bu noktada cedid edeceğiz, yenileceğiz diye çalışmalar var. Bu çalışmalar insanları namazdan orta yere kaldırmak. Böyle salonlara toplayıp insanları kilise statüsüne getirmeye çalışıyorlar. Buna Diyanet İşleri'nin cami ve imam politikası da destekliyor. Camilerde imamlar yetersiz, insanlara din anlatamıyorlar. Ve tek merkezden cami yönetilmeye çalışılıyor. Çarşıdaki cami ticaretten ve ticaretin doğru yapılmasından bahseden hutbe ve fetva ve sohbet etmesi gerekirken çarşıdaki camide işte ne Kızılay haftası konuşuluyor. Örneğin atıyorum. Bunu 28 Şubat'ın getirdiği şeyler. Caminin imamı kendi mahallesinin eksikliğinden habersiz. Oturuyor da orada Apollo'da vaaz dinliyor. Demiyor ben imamım. Vaazı kapatıp açıp da orada bir kitap kendisi okuyamıyor. Yasak. Hutbe Ankara'dan geliyor herkese. Herkes Ankara'dan gelen hutbeyi okuyor. Bütün camilerde aynı hutbe okunuyor. Muğla sular altında sel götürmüş ortalığı, hutbede yağmur duası var. Hutbede yağmur duası var. Bunun gibi gariplikler yaşanıyor. Kur'an'da namaz kaç vakit kaç rekattır? Kur'an'da 5 vakit namazla alakalı ayet var. Rekatları sünnet-i Resulullah'ta. O yüzden sünnetsiz bir dini yaşamak mümkün değil. Muhammedsiz bir din yaşamak mümkün değil. Çalışmalardan birisi de bu. Muhammedsiz bir din. Hatta daha ileri içinde bulunduğum yolla alakalı. Şimdi uluslararası bir şey var. İşte. Sizden Kur'an'ı alalım. Sen kimi seviyorsun? Bediüzzaman Said Nursi. Sana risale verelim. Sen kimi seviyorsun? Süleyman Hilmi Tuna'yı. Senden Kur'an alalım, sana Hilmi Tuna'yı verelim. Senden Kur'an alalım, İbn-i Teymiye'yi verelim. Senden Kur'an alalım, sana Arabi'yi verelim. Senden Kur'an alalım, sana Abdülkadir Geylani'nin sohbetlerini verelim. Günyetir talimini verelim. Senden Kur'an alalım, sana İhya verelim. Senden Muhammed-i Mustafa'yı alalım, sana Mevlana verelim bir tane. Senden Muhammed-i Mustafa'yı alalım, sana İbn-i Teymiye'yi verelim. Senden Muhammed-i Mustafa'yı alalım sallallahu aleyhi ve selleme. Sana Abdülkadir Geylani verelim. Senden Muhammed-i Mustafa'yı alalım, sana Bediüzzaman Said Nursi verelim. Bu uluslararası bir çalışma. Kişinin gittiği yol sünnetin üzerinde değildir. Kişinin şeyhi, imamı, piri, hocası ne olursa olsun Muhammed-i Mustafa'nın üstünde değildir. Hangi alimin yazdığı kitap olursa olsun sünnet-i Resulullah'ın ve Kur'an'ın üstünde değildir. Değildir.
Bu büyük bir çalışma. Büyük bir çalışma. Sempozyumlar yapıyorlar. Mevlana sempozyumları gidiyor Avrupa'da, Türkiye'de. Hiç Hazreti Muhammed Mustafa ile alakalı sempozyum yapan var mı? Bediüzzaman sempozyumları oluyor, harika. O kadar yaptıkları kadar Muhammed Mustafa sempozyumu var mı? Yok. Bizim de nefsimize tatlı geliyor. Bize de hoş geliyor. Biz Muhammed Mustafa'yı konuşmaktan nefsimiz daralıyor bizim. Bize böyle onu konuşmaksa daha makul, böyle bizim kabul edeceğimiz bir kimseyi konuşalım. İşte Sufisen yolunun piri Hazreti Mevlana Abdülkadir Geylani. Sufisen senin ölmüş olan şeyhin. Ölmüş olan şeyhin. Çok tatlı o kimse. Neden? Dirisi sana yapma diyor. Ölüsü yapma demeyecek ya. Dirisi diyecek ki Kur'an bu, sünnet bu, imamın içtihadı bu. Dirisine soru soracaksın, cevap verecek, hoşuna gitmeyecek seni. Ölüsüne sormuyor, o da cevap vermiyor. Ne seviyor ölen şeyhi? Ben kendi şeyhimin üzerinde gördüm onu. Sağlığında yanına yanaşmayanlar, sağlığında uzak duranlar, 28 Şubat'ta terk edip gidenler, şeyhim ölünce ne kıymetli oldu, ne kıymetli oldu onlar için. Çok basit bir şey söyledim. 28 Şubat'ta neredeydiniz? Biz sorgu odasından sorgu odasını dolaştırılırken siz neredeydiniz? Biz il il basılırken siz neredeydiniz? Ama ölen şeyh tatlı. Bir mübarek gibi ölen şeyh. Dirirken yanında kimse yok. Dirirken kimse yok yanında. Bunun gibi nefse tatlı geliyor. Sünnet-i Resulullah bu deyince bakıyor, nasıl Sufi bu ya? Yani Sufi dediğin zaman Sünnet-i Resulullah'tan gevşeklik olacak, ayetlerden gevşeklik olacak, dinin akidelerinden gevşeklik olacak. Sufi böyle bir şey onlar için. Allah muhafaza eylesin. Kur'an'da kimsenin şefaat edemeyeceğine ilişkin birçok ayet olmasına karşın birçok kimse, Peygamber Efendimiz'in de bir kısım alim, ulemanın da şefaat edeceğine ilişkin beyanda bulunmaktadırlar, bu şirk değil midir? Kur'an'da o kadar çok da şefaat hakkı vermiş. Neden ayetlere tek taraflı bakıyorsunuz? Allah, evet Allah'ın izni olmadan, izni olmadan kimse şefaat edemeyecek. Onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemeyecek. Onun izin verdiklerinden başka kimse şefaat edemeyecek. Bu ayeti neden görmüyorlar? Şimdi açarım çantayı. Şefaatle alakalı, çok affedersiniz ama bu fakirin yazdığı bir risale var. Kendi sayfamda da var bu. Açar oradan okurum ayetleri. Neden onları görmüyorlar? Görmek istemeyişlerinin sebebi şu. Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini şefaatsiz göstermek. Onu normal herkes gibi göstermek, her insan gibi göstermek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şefaat hakkı vardır. Meleklerin şefaat hakkı vardır. Beytullah'ın şefaat hakkı vardır. Kur'an'ın şefaat hakkı vardır. Cenab-ı Hak verir bunları. Şehitlerin vardır. Hafızların vardır. Hadiste sabit bunlar. Bunlar da din ayakta duruyor. Hafızların şefaat hakkı var. Hafızlar şefaat hakkı için hafızlık yapıyor. Hıfz ediyor. Beytullah'ın şefaat hakkı var. Hadis de sabit. İnsanlar Beytullah'a gidiyorlar. Hac farizasını yerine getiriyorlar. Nerede insanların tutunduğu bir dal var, din adına onu koparmaya, kırmaya çalışıyorlar. Neyle? Şirk düşüncesiyle. Şefaat izni Allah'a ait. Hiç kimse kendi kafasından şefaat edemez. Allah müsaade ettikleri hariç. Allah'ın müsaade ettiğini neden kabul etmiyorsunuz?
Bunu böyle, bu noktada bunu savunanlar bozuk Selefi Vahhabi çizgisinde olanlar, isim vererekten söyleyeceğim. Bunlar ümmetin içerisine atılmış el bombası gibi. Bir kimse kabristanının başına ismini yazar, aidiyet kesbeder. Kabristanlar aidiyettir. Yıkıyorlar kabirleri. Şirk yeri diyor. Kardeş, kimi gördünüz kabristana doğru namaz kılan, ibadet eden? Hangi türbeyi gördünüz? Türbeye karşı namaz kılan? Birkaç tane cahili görmüşsünüzdür. Aidiyet kesbedilir oraya. Eyyub el-Ensari Hazretleri der ki, benim kabrimi surlara ne kadar yakına götürürseniz oraya kadar götürür. Niçin? Aidiyet kesbeder arkadan gelenler. Bizim burada şehidimiz var. Aidiyet kesbediyor. Bu topraklar bizim. Neden? Ölümümüz var orada. Biz aidiyet kesbediyoruz ona. Ben az önce dedim ki, Viyana kapılarına kadar gideceksiniz. Aidiyet kesbediyoruz. Şehitlerimiz var orada bizim. Bizim şehitlerimiz var orada. Anadolu topraklarının Müslümanları Viyana'nın önüne kadar gitmişler. İlahi Kelimetullah adına şehit olmuşlar. Biz onların gittiği yerlere kadar gideceğiz. Kabristan bu noktada önemli değil. Bakın, aidiyet kesbediyoruz. Siz insanların aidiyet kesbettiği, insanların kutsal, kendince mübarek saydığı şeylerle oynayamazsınız. Onlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kabri şerifini de yıkacaklardı. Yıktılar. Şimdi Medine-i Münevvere'de, Cennet-i Baki'de ne Ehl-i Beyt'in mezar yerleri belli, ne İmam Malik'in belli, ne de büyük sahabelerin mezar yerleri belli. Belli değil. Çok mu iyi yaptılar? Şirk diye yıktılar. Ashabı sevmek, ashabın yolundan gidenleri sevmek şirk mi? Allah muhafaza eylesin. O yüzden normal şefaatle de alakalı. Herkes de böyle bir şirk kavramı oluşturuyorlar. Kardeş, Kur'an ve sünnetin kabul ettiği her şeyi kabul edeceğiz. Şefaat hadisle de sabit. Hadisle de sabit. Biz hadislerle de amel ederiz. Biz Kur'an ve sünnete bağlıyız. Hadislere de uydurup diyenlerden nefret ediyorum. Evet. Kim hadislerin üzerinde bilir bilmez konuşuyorsa cehaletinden konuşuyor. Dinlemeyeceksiniz ondan. Dinlemeyeceksiniz. Hadislerin üzerinde konuşan, hadisleri küçük gören, hakir gören, uyduruk gören kimseyle dinlemeyeceksiniz o kimseyi. Bu da büyük bir oyun. Dua ve niyaz yalnızca Allah'a yapılır. Bunun dışında peygamberler ve alim ve evliyalardan veya bunlardan vesilesiyle, bunların vesilesiyle Allah'tan talepte bulunmak şirk midir? Normalde İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Yardımda vesile yapmak. Allah'a vesilelerle yaklaşınız ayet-i kerime. Bu caizdir. Ama işte ey Emir Sultan Hazretleri bana rızık ver, bu caiz değildir. Bu haram. Hani Hazreti Ömer Efendimiz der ki, ya Rabbi, içimizde peygamberin amcası var. Yağmur duasında. Onun hürmetine. Vesile. Vesile. Caiz. Ondan istemek, Allah'tan başkasından istemek caiz değil. Cübbeli Ahmet denen zat-ı muhterem Allah ete kemiğe büründü, Mahmud diye göründü gibi bir kelam kullandı. Bu şirk midir saygılarımla demiş. Normalde o
Veli Ahmet denen kimse nüktedan bir kimsedir. Herhalde öyle bir nüktedanlık yapmış olabilir. Öbürü sever nüktedanlık etmeyi ama dini meselelerde nüktedanlık etmek biraz böyle haddi aşar. Normal dünyevi şeylerde nüktedanlık, latife caizdir. Ama dini meselelerde biraz böyle ölçülü konuşmakta fayda var. Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması doğru mu? Buna cevaplamıştım. Bayrak duruyormuş ama direkt ilgili kişiye gitmiş doğru mu? Bilemedim ki ya bunu. Ne bu bayrak duruyormuş ama direkt ilgili kişiye gitmiş doğru mu? Bir şey diyemeyeceğim onu. Tasavvuf müziğinin dinimizdeki yeri. Müzik müziktir. Bu noktada tabii tasavvuf musikisi dediğimizde insanların heva ve nefis ve şeytanlarını, şeytaniyetini kabartmayan bir musiki. Bu noktada Hanbeliler, Hanefiler içtihat ederlerken buna caiz görmüşler. Normalde musikiyle alakalı eğlenceye girer. Müslümanların eğlenceyle alakalı mesela bir Kurban ve Ramazan bayramı eğlencesi. Dini bayram eğlenceleri caizdir. Nikah eğlencesi caizdir. Ya Ayşe filancanın nikahını kıydınız mı? Kıydık ya Resulallah. Def vurdunuz mu? Hayır ya Resulallah. Ensar defi severdi. Defsiz nikah nikah değildir. Def vursaydınız. Evliliklerde, evlilik törenlerinde eğlence yapmak caizdir. Milli günlerde eğlence yapmak caizdir. Habeşlilerin kendi milli günlerinde harbeleriyle oynaması gibi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin de Ayşe annemizi onun izlemesine müsaade etmesi, kendisinin de izlemesi gibi. Ben 3 vardiyalı bir çalışanın gece vardiyası olduğum zaman namazlarımı aksatmıyorum fakat bu sefer uykumu almayayım. Gece çalışırken zorlanıyorum, ne yapmalıyım? Cem edebilirsiniz. Soru çok, burada bıraksam ayıp olur mu? Kredi çekmek haram mıdır? Bu noktada bakın, Darül Harp'teyiz. İslam hukukunun olmadığı yerde bunların hükümleri farklıdır. Bizde İslam hukuku yok ülkede. İslam hukuku olmayınca Darül Harp'te harbiyle müminin arasında Hanefiler derler ki faiz yoktur. Harbiyle müminin arasında. Siz bankaları mümin olarak görüyorsanız yanılırsınız. Kredi çekilerekten sahip olunan müttak kişiye ne kadar hayırlı olur demiş. Bu Darül Harp fıkhıyla alakalı. Bankaların verdiği promosyon helal mıdır? Alın, helalını aramına bakmayın. Ne kopardınız? Kâr. Bizde bir de şu var. Yani orada bırakıyor. Lan onu bırakıyorsun daha da kuvvetlendiriyorsun ya. Al. Ütebilirsen üt bankayı. Sülük gibiler. Memleketin en fazla kâr eden işletmeleri bankalar. Biz de koyun güvenlerindeyiz. Salıyorlar boyuna bizi. Ulu camının üstüne heykele koymuşlar böyle ortaya bir tane bayan. Bayan habire form dolduruyor. Kredi kartı formu. Bayanı da biraz erotik giydirmişler. Adamlar sırada. Böyle Allah'ım dedim ya bu millet ne kuyruğunda burada dedim kendi kendime. Meydanda. Baktım, kredi kartı kuyruğunda bütün adamlar. Hatun da bayanmış, dayanmış, atmış kendini oraya. O da farkında, fiziğiyle iş yaptığını. Bizimkiler de sırada. Adam asker ücret, maaşı var, cebinde 5 tane kredi kartı var. Benim yanımda çalışan kızlar vardı. Biz mecburiyetten bankaya yatırıyoruz işte. Bilmem kaç kişiye geçince bankaya yatıyor. Hepsini de bankaya yatıyor. Yanımda çalışan kızların bende kredi kartı yok, onlarda var mı? Ya bakıyordum böyle tuhaf tuhaf. Topluyordum kızlar.
Siz burada para kazanmak için çalışıyorsunuz. Harcamayın, yapmayın, etmeyin. Kredi kartı kullanmayın. Yapmayın. Yok. Bir bakıyorum, ya maaşı 1000 lira böyle attıracak ya telefonda. Gitmiş son çıkan telefonu almış. Kızım kaç para verdim onu? Ya işte Mustafa Bey işte şöyle işte böyle kredi kartına 18 taksit. Yavrum bunu ne yapacaksın ya? Yok. Böyle batıyoruz biz. Esma-ül Hüsna çekilirken ve ismi şerifin sonunda Celle Celaluhu demek şart mıdır? Söylerseniz hoş olur. Oo çok uzun. Kayınpederinden miras kaldı. Eşeğin dedesi her çocuğu 100 metrekare yer verirken kayınpederim 160 metrekare yer almış. Dedesi de beni kandırdı demiş. O zaman oğlum bu işin içinden çıkılmaz mı? Mahkemede biter bu. Sorular kalsın. Önümüzde gaye devam edeyim. Hakkınızı helal edin. Geceniz hayır olsun. Sürçülisan ettiysem affola inşallah. Selamünaleyküm.
Oh.
Emi Hazreti Mevlana, Emi Nabısır Şemseddin'i tebliğ.